A şıkkından başlayalım. Y eşittir 3 eksi x ise x eşittir 3 eksi y olur. Y'yi yalnız başına bıraktığımızda 3 eksi x'i bulmuş oluruz veya eksi x artı 3. Özele göre yapacak olursak önce bunu düzenleyelim. Y eşittir eksi x artı 3'tür. Önce bu sayıyı çıkartırız. Artı ise eksi, eksi ise artı olur. Buna göre x eksi 3 bölü x'in başındaki sayı. Yani buradan da eksi x artı 3 ya da 3 eksi x bulunmuş olur. Burada da y eşittir x bölü 7. Buradan x eşittir y bölü 7 olur. İçler dışlar çarpımından y'nin 7x olduğunu söyleyebiliriz. Bundan daha pratik bir yöntem olmadığından bunu geçebiliriz. Özel ters alma yönteminde de bunu 1x artı 0 ve 0x artı 7 şeklinde de yapabiliriz. Ancak o yol daha uzundur. Buraya gelelim. Burada y eşittir 2 eksi x bölü 3. Bunu x eşittir 2 eksi y bölü 3 şeklinde yazabiliriz. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda 2 eksi y eşittir 3x olduğu için yer değiştirirsek y eşittir 2 eksi 3x olarak bulunur. Diğer yöntemde ax artı b bölü cx artı d şeklinde yazmamız gerekir. Yani eksi x artı 2 bölü 0x artı 3. Bunlar yer ve işaret değiştirdiği zaman artı 3 yukarıda eksi 3x olur. Artı 2 değişmez. Yukarıdaki eksi 1 de aşağıya artı 1 olarak geçer. Sonuç 2 eksi 3x veya eksi 3x artı 2'dir. Devam edelim. Burada iş biraz daha uzayacak. Y eşittir 3x artı 2 bölü x yerine x eşittir 3y artı 2 bölü y yazdığımızda içler dışlar çarpımı yaparak y'yi yalnız başına bırakmamız gerekiyor. Önce bunu yapalım. Xy eşittir 3y artı 2. Y'yi bir tarafa topluyoruz. Xy eksi 3y eşittir 2 oldu. Sonra y parantezini aldığımızda x eksi 3 kaldı eşittir 2. Buradan y değerini ya da y ifadesini 2 bölü x eksi 3 olarak buluruz. Pratik yöntem kullanarak yapmak istersek önce bunu 3x artı 2 bölü x artı 0 olarak yazalım. Bunlar yer ve işaret değiştiriyordu. 0 x'in başına geçince x kaybolur. Sadece 2 kalır burada. Aşağıda x durur. Buradaki artı 3 de aşağıya geçtiğinde x eksi 3 olarak bulunur. E şıkkına geldiğimizde burada yine x eşittir y eksi 1 bölü 2x olarak 2y olarak yazdığımızda içler dışlar çarpımı yaparız. 2xy eşittir y eksi 1 olur. Y'li olanlar diğer bir tarafta toplanır. 2xy eksi y eşittir eksi 1 olur. Y parantezini alırız. Burada 2x eksi 1, diğer tarafta eksi 1 var. Y'yi tek başına bıraktığımızda eksi 1 bölü 2x eksi 1 bulunur. Eksi 1'i aşağıya verirsek 1 bölü 1 eksi 2x de bulunabilir. Pratik yöntemle yapalım. Bu ifade x eksi 1 bölü 2x artı 0'dır. Sabit sayı olmadığından 0 ve buradaki gizli bir yer değiştirirse yukarıda herhangi bir sayı kalmaz. X'li ifade kalmaz. Eksi 1 kalır. Alt tarafta da 2x artı 1 aşağıya eksi 1 geçtiğinde de bu ifade elde edilmiş olur. Son olarak, yok sondan önceki ifadeler var. Burada y eşittir x artı 3 bölü x eksi 2. Bunu x eşittir y artı 3 bölü y eksi 2 şeklinde yazıyoruz. İçler dışlar çarpımı yapalım. Yine burada xy eksi 2x, diğer tarafta da y artı 3 olacak. Y'yi bu tarafa, eksi x'i diğer tarafa atalım. Xy eksi y, diğer tarafta da 2x artı 3 olsun. Yine y parantezini alıyoruz. Burada x eksi 1 var. Diğer tarafta 2x artı 3 var. Y'yi yalnız başına bırakırsak 2x artı 3 bölü x eksi 1 buluruz. Fonksiyonumuzun tersi bu. Doğrudan yapacak olursak buradaki 1 ile eksi 2 yer değiştirecek. Yazalım.
x artı 3 bölü x eksi 2'dir. Neye dönüşür? Eksi 2 buraya başa gelir. Eksi 2x artı 3 olur. Alt tarafta da buradaki 1 aşağı iner. Yine x eksi 1 olacaktır. Burada evet, burada hata yaptık. Aşağıdaki eksi 2 yukarıya artı 2 çıktığından dolayı herhangi bir değişiklik yok. 2x artı 3 bölü x eksi 1. Son iki tanesini de pratik yöntemle yapalım. Burada 0, 1x artı 0 var. Fonksiyonun tersini almak istediğimizde bunlar çaprazlama olarak yer değiştirdiğimiz zaman eksi x artı 0 bölü x eksi 1 olacaktır. Fonksiyonun tersi. Burada da fonksiyonun tersini almak istediğimiz zaman önce bunları ax artı b bölü cx artı d moduna getiririz. Burası o zaman 3x eksi 2, alt tarafta eksi x artı 2 olarak yazılır. Bundan sonra fonksiyonun tersini alalım. Artı 2 ve artı 3, eksi 2x eksi 2 ve eksi x eksi 3 olarak yerleşir. Payı paydayı eksiyle çarparsak 2x artı 2 bölü x artı 3 şeklinde sonuçlanır.